devletin karizmasının çizildiği anlamına gelmez mi? Haniye yemin töreni için oraya gidiyor ve İsrail'in hedefindeki isimlerden biri ki 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırının sonrasında İsrail Hamas yöneticilerinin öldürüleceğini hedef olduğunu zaten ilan etmişti. Dolayısıyla tehdit altındaki isimlerden biriydi. Ne diyorsunuz acaba? İnan Bey, yayınlar diliyorum. Bu vesileyle öncelikle ben Hungendral Galit'in bas sağlığı diliyorum hepimize. Ama şimdi sizin sorunuza dönersek, tabii İsmail Haniye için en başta Allah rahmet eylesin diyoruz. Çünkü işte Filistin meselesinin son dönemdeki önemli isimlerinden birisiydi. Artık Filistin hakkı genel değerlendirmesini kendisi ilgili en doğru şekilde onlar yapacaktır. Allah rahmet eylesin demek bize düşer. Şimdi İnan Bey, İran'da yapılmasının bu suikastın ya da İran devletinin niçin koruyamadığı sorusu çok farklı spekülasyonlara her zaman açık olacaktır. Ses dişiminde bir sorun yok değil mi? Yok gayet iyi efendim. Buyurun dinliyoruz. Şimdi birincisi zamanlaması bu suikastın çok önemli ve anlamlı. Bunun bir evveliyatı var durup dururken bu vesileyle değil. Bunun hem Filistin-Hamas çevrelerine hem İran'a yönelik mesajları var hem de genel anlamda bölgeye bir anlamı var. Özellikle Netanyahu'nun kongre konuşmasının hemen birkaç gün sonrasına denk gelmesi itibariyle. Peki İran niye koruyamadı? Şimdi aslına bakarsak İsmail Haniye sadece tek kişi olarak orada değil, çok önemli isimler var orada. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni vesilesiyle orada olan insanlar var. Hepsi de üst düzey. Ve bu genel anlamda bu vesileyle de İran yönetiminin, İran ilgili kuruluşlarının, kurumlarının çok genel ve en üst düzeyde bir koruma çemberi, koruma düzenlemesi yapmış olmaları beklenirdi. Ve zaten bu ortamda özellikle suikastın yapılması çok daha özel anlam içeriyor. Söylediğim gibi burada İran'ın zafiyeti vardır mutlaka, olabilir. Geçtiğimiz dönemde hatırlarsak bundan 1,5 ay önce reisinin helikopter kazası sonrasında da bu tür spekülasyonlar meydana gelmişti. Konuşulmuştu acaba bu teknik bir hata mıydı, bir suikast mıydı diye. Yani şunu söylemek istiyorum. İran'ın genel anlamda ilk İslam Cumhuriyeti'nin ilk ilan edildiği günden bu yana bu tür sorulara zemin hazırlayan bir siyasi ve güvenlik ortamı var. İran'ın ilk cumhurbaşkanının dahi hatırlarız Hüseyin Beheştilerin ve Ali Recai'lerin o günden bugüne İran suikastsız bir dönem geçirmedi. İşte son olarak reisinin, Dışişleri Bakanı ve bu da bu çerçevede en vahimlerinden birisi oldu. Bu kadar üst düzey VIP personelinin olduğu bir ortamda ve bunun söylediğim gibi tabii bunun teknik yönlerini şu anda İran da açıklama yapmadı aslında. Bassağlığı diledi ve intikam alınacaktır, havada kalmayacaktır diye açıklamaları oldu. Tabii onu ayrıca değerlendirmek gerek ama teknik olarak neden böyle bir zafiyet ortaya doğdu? Bunu ancak İranlılar detaylı ve asla belki de bu sorunun cevabını biz İnan Bey biz hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Evet. İsrail'in Haniye'yi öldürmesinde özel bir zamanlama öldürmek için özel bir zamanlama tutturduğunu düşünüyor musunuz Sayın evet. Büyükelçi? Evet, düşünüyorum. Nedir? Çok net şekilde düşünüyorum. Bunu birinci olarak neden bugün gece yarısı? Birincisi bu süreç 7 Ekim sonrası sürecin bir önemli son halkalarından biri olarak görmemiz gerekiyor ki ben öyle görüyorum. Yani İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin bir son halkası olarak yeni bir aşaması olarak görüyorum. Nedir bu aşama? Bütün uluslararası hukukun zafiyetine, Birleşmiş Milletler kararlarının yetersizliğine, geç kalmasına, bütün o unsurlara rağmen bu kadar baskıya, kamuoyunda, üniversitelerde, sokaklarda İsrail aleyhine bu kadar güçlü tepkilerin olmasına rağmen İsrail'in bugün için getirdiği bölgedeki tablo net. Yani çok sayıda hani ben bu insan ölümlerini gerçekten üzülüyorum böyle sayısal bir takım istatistik gibi söylemekten ama sonuçta siz de ben de hepimiz de biliyoruz ki on binlerce ölüm var, milyonlarca yıkım. Artık ortada
adeta Gazze halkı diye bir kitle kalmadı. Ölenler, sürgüne gidenler, yerlerinden değiştirenler. Şimdi İsrail bana göre çok vahşi yöntemlerle birinci aşamasını kendi zihniyeti çerçevesinde bu şekilde trajik bir tablo ile tamamladı. O inanca yöneldiğini ben İsrail'in düşünüyorum. Bundan sonraki aşama ne olacaktır İnan Bey? Hamas'ın artık siyasi liderliğini hedef alan bir takım, yani siyasi bir süreç. Yani trajedinin İsrail bakımından ikinci ve siyasi süreci. Bunun ipuçları da aslında ne şekilde verildi? İki tane önemli ipucunu ben size söyleyeyim, hepimizin bildiği. Birincisi, İsrail parlamentosu bundan iki hafta önce, 18 Temmuz diye hatırlıyorum, 19, artık ortak bir karar aldı. Ve o kararı da bütün İsrailli farklı gruplardan, siyasi partilerden üyeler de desteklediler. Ortak bir karar nedir? Artık Filistin devletinin söz konusu olmadığı, 18 Temmuz Knesset'in kararından bahsediyorum. Bu bir. İkincisi, Netanyahu'nun kongre konuşması. İnan Bey, Netanyahu gibi bir liderin Birleşmiş Milletler'de ya da ABD gibi bir kongrede yaptığı konuşmalar aslında İsrail'in yol haritasını çizer. Bu herhangi bir yerde yaptığı konuşmanın gibi yüzeysellik taşımaz, çok anlam içerir. Dolayısıyla İsrail artık bu yeni aşamada siyasi bir süreci canlandıracak, ona yönelecek ve bunun önemli unsurlarından bir tanesi de Hamas siyasi liderliğinin elimine edilmesi olacak. İşte Beyrut'ta yapılan suikast iki gün önce. Şükrü, evet. Fuat Şükrü, Hizbullah ki Hizbullah Hamas'ın en önemli saha destekçisidir. İkincisi de maalesef merhum İsmail Haniye'nin bu sabah kaldı karşı şehadetidir. Ve benim korkum, hani sonuçlar ne olacak diye belki bir soru aklınıza gelecekler. Sonuçlardan biri şu olacaktır. Benim endişem bu tür üst düzey suikastların diğer Hamas yöneticilerine karşı da planlanmakta olduğu yönünde bir endişem var. Yani çünkü hemen peşine başka Hamas yöneticilerinin öldürüldüğünü de görebilir miyiz? Yani Allah korusun böyle bir şey değil. Yani asla kimse böyle bir şey. Ama İsrail'in senaryosu benim takip ettiğim kadarıyla, ki çok yakından takip ettiğimi düşünüyorum, bu senaryonun unsurları içinde Hamas'ın liderliğinde tasfiyesi olduğu gibi bende bir endişe var. Çünkü bana göre İsrail'in yeni Orta Doğu ve yeni Filistin yapısı içindeki tabloya Hamas liderliği oturmuyor. İsrail için de oturmuyor ve maalesef Orta Doğu'daki diğer bölge ülkeleri için de oturmuyor. Yani dolayısıyla hani ben böyle birbiriyle ilintili olarak görüyorum. Netanyahu için burada, İsrail yönetimi için bir karar, bir işaret gerekiyordu ki kongredeki o kongre konuşmasında zaten ABD yönetiminden bunun işaretlerini zaten yeterince aldı. Yani ABD'ye, Netanyahu'nun ABD'ye yaptığı ziyaret sırasında bu Hamas liderini öldürme planı konuşulmuş ve Amerika'dan da bir onay almıştır. Tabii yani bunun illa git öldür, şu tarih bu yap, şu da vur İran'da gibi böyle hani teknik, çünkü o istihbarat Anladım. Konusu biz bir bilemeyiz ama. Politika onayı olarak belki verilmiş. Evet, siyasi konuşma olarak. Anladım. O kongrelerin yüzlerce defa çıkıp alkışlamaları, Biden'la Kamala Harris'le olan temasları bu tabloyu oluşturuyor. Yani böyle tesadüfi bir şey değil. Ayrıca bu mesajın İran'a da bir yönelik bir sembolizmi nedir? Var. Onu da bir iki cümle söyleyeyim. Yani özel olarak İsrail mesela, yani Katar'da öldüremez miydi İsmail Haniye'yi? Yapardı. Bunu yapmayı özel olarak Tahran'da yapmayı seçti o zaman. Tabii ki. Neden? Tabii. Neden? Çünkü şu, dikkat edersek İran'da da önemli bir siyasi dönüşüm yaşıyoruz. Yeni bir cumhurbaşkanı Pezeşkiye.